Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içerisinde sizlerle beraber kripto para sektöründe günün öne çıkan haberlerini ve teknik grafiklerini inceleyeceğiz. Amerika tarafından önemli haberlerimiz var arkadaşlar. Bazı senatörler bazı kripto projelerine ve destekçi projelerine mektuplar, uyarı mektupları göndermeye başladı. Bunun haricinde Ripple tarafından Ripple Sales'un bahsetmiş olduğu bazı konulardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Yine bunların haricinde piyasamızı derinden etkileyebilecek bazı haberler var. Bunları sizlere aktaracağım. İçeriye geçmeden önce hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Henüz beni takip etmiyorsanız abone ol tuşuna basıp bildirimleri açarak günlük videolarımdan hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Haydi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. Ethereum 10 chain verileriyle başlayalım arkadaşlar. Ciddi düşüşlere rağmen Ethereum balinalarının aynı şekilde satın almalara devam ettiğini görmekteyiz. Özellikle bu 1000 dolar seviyelerinde 1000-1100 dolar bantlarında Ethereum balinalarının ciddi miktarlarda Ethereum aldıklarını görmekteyiz. Özellikle dünkü işlemlerdeki dip seviyelerden toplamda 947.940 adet Ethereum'un alındığını görmekteyiz. Ethereum balinalarının gerçekten ciddi rakamlar arkadaşlar. Yani bunlarla alakalı genel gidişatı iyi bir şekilde anlayabileceğimizi ben düşünüyorum esasen. Uzun soluklu bakanlar hala biriktirmeye devam ediyor. Ama velakin bazı veriler ışığında da kısa orta vadeli farklı senaryolar içerisinde olabileceğimizi biraz sonraki haberlerde görebileceğiz arkadaşlar. Şimdi önceki haberin aksine yani balinaların aksine kurumsal şirketlerin kripto paralar üzerinde bir baskı oluşturmaya devam ettiğini görmekteyiz arkadaşlar. Özellikle CoinShares'in yapmış olduğu bir veri paylaşımına göre Bitcoin ve Ethereum'daki bu düşüş trendi devam ederken buradaki yatırımcıların kurumsal yatırımcıların düşüş fonlarına yani short fonlarına Ciddi oranda giriş yaptığını görmekteyiz. Yani Bitcoin'in ve Ethereum'un düşüşüne yönelik işlem yaptıklarını buradaki kurumsal firmaların görüyoruz arkadaşlar. Bu da özellikle kısa vadeli şu an için işlerin hala ters gidebileceğini, yani aşağı yönlü düşüş yönü gidebileceğini bizlere gösterir nitelikte. Bu verilerin hepsini birlikte değerlendirmek ve bunlara göre analizlerimizi veya işlemlerimizi yapmamız gerekecek arkadaşlar. Bunu kesinlikle bilirim. Bakınız bir önceki haberimizde ne dedik? Balinalar Ethereum biriktiriyor. Bir önceki gün neredeyse 1 milyon Ethereum dipten satın almış adamlar. Fakat kurumsallara baktığımız zaman işin tam tersi olduğunu görmekteyiz. Bitcoin ve Ethereum'da short fonlara giriş yaptıklarını tekrardan hatırlatmış olalım. Bitmex kurucusundan bazı açıklamalar geldi yine piyasanın genel gidişatı ile alakalı arkadaşlar. Özellikle FTX fiyaskosundan sonra ve şu anki Genesis probleminden kaynaklı Bitcoin'in 10 bin dolara doğru gidebileceği ile ilgili bazı ipuçları vermiş vaziyette arkadaşlar kendileri. Tabii ki burada Genesis'in eğer olursa bir sıkıntı yaşaması durumunda farklı zincirleme kazalarında kripto para sektöründe olabileceğinden dolayı aslında bu düşünceler bulunuyor. Hiç bilmeyenler için özellikle Grayscale ile bağlantılı firmaların tepesinde bulunan bir Genesis arkadaşlar. Yani bir firma var ve bu firma hem Genesis'e hem de Grayscale'e ile fon sağlıyor gibi düşünebilirsiniz. Burada özellikle Genesis'in sıkıntı yaşaması, iflas etmesi durumu söz konusu olursa aynı şekilde Grayscale'le ile de bazı sıkıntılar olabileceği söylemleri piyasada var. Fakat özellikle Grayscale ile ilgili doğrulamaların yapıldığını ve Buradaki veri paylaşımlarının kendileri tarafından yapıldığını söylemem lazım. Yani herhangi bir soru işareti o tarafta kalmadı arkadaşlar. Bununla beraber Genesis tarafına baktığımız zaman kendilerinin herhangi bir iflas başvurusunda bulunmayacaklarını açıklamışlardı. Önümüzdeki haberlerde zaten daha detaylı birazdan söyleyeceğim. Evet yaşadığımız FTX olayından kaynaklı tabii ki kaldıraçlı bir ciddi borsanın kaybını gördük ve bu kaldıraçlı vadeli işlemlerin farklı borsalara akması gerekiyordu. Ve piyasaya bakıldığı zaman bunların Binance ve Bybit gibi borsalara aktığını gördük arkadaşlar. Özellikle Binance ciddi oranda bir pastadan pay almış gibi gözüküyor. %56'dan 63'e yaklaşan toplam pazar payının büyüklüğü yukarıya doğru gitmiş durumda. Yani vadeli işlemlerin toplam piyasa büyüklüğünün %63'ü Binance borsasında yapılıyor arkadaşlar. Bunun haricinde Bybit borsasının da %3 olarak yukarıya doğru burada bir yükseliş yaşadığını görmekteyiz. Bununla beraber arkadaşlar bakınız ben bir arayış içerisine zaten girdiğimi daha önceden söylemiştim ve Kuant Free ekibiyle artık Kuant Free bırakır firmasında burada kaldıraşı ve spot işlemlerimi yaptığımız sizlere artık söylemiştim konuyla alakalı birazdan teknik kısma geldiğimde de detaylı açıklamalar yapacağım eğer Kuant Free'de 250 dolara kadar hisse ve kripto kazanmak istiyorsanız ve benimle aynı platformda aynı çatı altında işlem yapmak istiyorsanız açıklamalar kısmında link var arkadaşlar hem de sizler riskinizi bölerek hem de bu tarz güvenli bir broker firmada bir platformda işlemlerinizi yapmak istiyorsanız arkadaşlar oradan bana katılabilirsiniz. Bitcoin madencileri tarafında çok fazla pozitif şeylerin olduğunu söyleyemiyoruz arkadaşlar. Baktığımız zaman Bitcoin madencisi Ilis Enerji'nin yakın zamanda aldığı temerrüt bildiriminin ardından ipotek altında bulunan teçhizatlarının bir kısmını devre dışı bıraktığını görmekteyiz. Neredeyse yarıya yakın donanımlarını burada kilitlediğini görmekteyiz. Çünkü almış oldukları bir borç vardı. Bu borcu ödeyemediler ve temörüde düştü ve netice olarak da kendilerinin koymuş olduğu bu donanımları satışa çıkaracaklarını kuvvetle muhtemel göreceğiz arkadaşlar. Bu da bizlere aslında Bitcoin madencileri tarafında işin hiç de iyi gittiğini göstermiyor arkadaşlar. Biraz sonra başka haberlerde göstereceğim madencilikle ilgili. Yine bakınız Charles Edwards tarafından paylaşılan bir haberle beraber Bitcoin madencilerinin 7 yılın en agresif satışına başladığını buradan grafiksel anlamda da görüyoruz arkadaşlar. Neden bunu görmekteyiz? Çünkü madencilerin yapmış olduğu işlemler neticesinde ve Bitcoin'in şu anki fiyat hareketlerinden kaynaklı ciddi zarar pozisyonundalar. Üretmiş oldukları Bitcoin'lerin karşılığında tüketmiş oldukları enerji ve donanım maliyetleri neticesinde ciddi zarardalar. Şu an muhtemelen Bitcoin'in 20 bin dolar 19 bin dolar seviyelerinde olması gerekiyor ki Bitcoin madencileri başa baş fiyatı kapatabilsin maliyetleriyle beraber. Fakat şu an neredeyse bir Bitcoin'de 5 bin dolara yakın zarar 4-5 bin dolara yakın zarar pozisyonları olduğu için bunu katlayarak çoğaltabilirsiniz arkadaşlar böyle bir sıkıntı ile karşı karşıya olduklarını söylememiz mümkün ve ciddi oranda satış geliyor arkadaşlar. Bu da tabii ki piyasa üzerinde satış baskısını artıran unsurlardan bir tanesi oluyor. Yine FTX borsasıyla devam edeceğiz. FTX borsası çöktü, bildiğiniz gibi iflas etti. Fakat bu olayların en başından da önce yani herhangi bir söylenti çıkmadan önce dahi ABD'nin zaten FTX'i radar almış olduğu bilgisi ortaya çıktı arkadaşlar. Burada savcıların bazı işlerin yolunda gitmediğini, bazı işlemlerin usulsüz olduğu ile ilgili operasyonları olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Bu haber neticesinde fakat tabii ki Binance CEO'su çok daha hızlı davrandı ve burada FTX'in çöküşüne sebep olan açıklamalarını aslında yapmış bulundu. Amerika tarafında özellikle regülasyonların çok fazla olmamasından kaynaklı da bu yavaşlığın olduğunu söylememiz lazım arkadaşlar. Aslında yani baktığımız zaman savcıların bazı kişilerin gözüne çarpıyor usulsüz hareketler kim yaparsa yapsın. Ama yeterli regülasyon olmadığı için de yeterli atraksiyon aksiyon alınamıyor ve netice olarak bu tarz işlemler çöküşte sonuçlanıyor maalesef arkadaşlar. Evet yine döndük dolaştık geldik Ripple tarafına Ripple CEO'su bazı açıklamalarda bulundu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bankacılık devlerinin burada Ripple SEC davasının bitişini beklediğini bizlere söylediler arkadaşlar. Bakıldığı zaman özellikle Bank of America'nın ön plana çıkarıldığını görmekteyiz Ripple CEO'su tarafından. Söylemiş olduğu gibi burada XRP'nin durumunun netleşmesini bekliyorlar arkadaşlar. XRP'nin durumu netleştikten sonra yani menkul kıymet durumu ortaya çıkacak mı çıkmayacak mı? Ripple tarafı davayı kazanacak mı, kazanmayacak mı? İşte buna bağlı olarak eğer Ripple tarafı Sekle anlaşır ise veya Ripple tarafı davayı kazanır ise Bank of America ve bunun gibi diğer birçok banka Ripple'ın ODL koridorunu, ODL sistemini kullanmak için beklediklerini söylüyorlar arkadaşlar. Buradan da anlayacağımız üzere özellikle XRP'nin üzerinden çıkacak baskılar, üzerinden kalkacak baskılar neticesinde Böyle hamleler ortaya çıkarsa bazı bankalar tarafından XRP fiyatının da bence pozitif bir şekilde nem alanacağını söylenebiliriz arkadaşlar. Ciddi oranda bakınız bu Bank of Amerikalar vesaire ciddi nakit akışlarının döndüğü bankalar arkadaşlar. Zaten şu an Ripple hali hazırda birçok bankacılık devi ile hatta merkez bankalarıyla bu işlemleri yapıyor. Burada ODL sistemini onlara kullandırıyor. Amerika tarafında da bu yaygınlaşırsa ki paranın esas döndüğü yerler. Burada ciddi Ripple tarafında büyümeler görebiliriz arkadaşlar. Hatta bahsetmiş oldukları bu Ripple'ın halka arzını da o zaman hep beraber takip ediyor olacağız. Şimdiden söylemiş olalım. Bitcoin düşüyor, piyasa düşüyor. Fakat burada bazıları korkmak yerine Bitcoin'i düşerken satın alıyor. Baktığımız zaman Ark Invest tarafında GrayScale Bitcoin fonunun toplanmaya devam ettiğini görmekteyiz ve milyonlarca dolarlık satın alımın yapıldığını görüyoruz Ark Invest tarafından arkadaşlar. Burada özellikle tabii ki bir Bitcoin fonu, Grayscale Bitcoin fonunun alındığını görmekteyiz. Baktığımızda geçen günlerde bazı çıkan söylentilerden kaynaklı işte Genesis'ten kaynaklı çıkan söylentiler Grayscale'i de zarara sokabileceği düşünüldü ve burada yatırımcılar ciddi miktarlarda yani böyle 5000 dolarlar falan telaffuz ediliyor bu seviyelerde Bitcoin fonlarını sattılar. Yani 19-20 bin dolarlık normalde fiyat olan şeyi ciddi seviyelerde aşağılarda sattılar. Neden? Çünkü alıcı yok. Alıcı olmayınca 1 dolara bile satarsın. Fakat oralarda demek ki alıcı bulmuş o fiyatlardan. Satmışlar. Ve buradaki satın almaları da yapan kişiler de ARK Invest gibi bazı yatırımcılar olmuş arkadaşlar. Yaklaşık 1.4 milyon dolarlık bir fon alındığını bizlere söylüyorlar ciddi miktarlar bunlar özellikle 5000 dolarlar falan eğer alındıysa gerçekten iyi miktarlarda Bitcoin fonu aldıklarını söylememiz lazım. Gördüğünüz üzere bazıları korkuyor, bazıları taş atıyor fakat bazıları da ciddi miktarlarda hala yatırım yapmaya devam ediyor arkadaşlar. ABD'li bazı senatörler dijital finans şirketi Solfa'ya bazı açıklamalar ve mektuplar göndermiş vaziyette arkadaşlar. Önemli bir aslında Dijital kuruluş bu Sofi diye de okuyabiliriz arkadaşlar. Bu Sofi'nin kripto para hizmetleri vereceği ile ilgili açıklamaları daha önceden yapılmıştı bildiğiniz üzere. İşte bu konu ile ilgili bazı Amerikan senatörleri ABD senatörleri gözden geçirilmesi ile ilgili bu hareketlerin açıklamalar ve mektup yazmış durumdalar arkadaşlar. Özellikle Dogecoin'in listelenmesi ile ilgili endişelerini dile getirmiş vaziyetteler. Burada çok fazla spekülasyon olduğu için özellikle Doge tarafında bazı haklılık payları olabilir arkadaşlar. Buna bir, çok fazla bir yorum yapamayacağım. Özellikle burada şirketin web sitesindeki bir blog yazısında pump and dump yani Doge coin'i pump dump coin olarak nitelendirmişler. Böyle durumlar böyle açıklamalar var. Bakınız gözden geçiriniz şeklinde bazı mektuplar bu tarafa yazmışlar. Bunu artık Sofi tarafı değerlendirecek ve bir karara varacaktır arkadaşlar. Fakat şirketin üyelerinin kripto para satını, satın alıp satmasına izin verdiğini söylemiş Sofi sözcüsünün bir tanesi. Bunun haricinde kriptolar ile ilgili herhangi bir finansman faaliyette sağlamadıklarını şu an için dile getirmiş vaziyetteler. Yine aynı senatörler ve birkaç farklı senatör. Yine mektup gönderiyor bir şirkete. Bu şirkette ciddi bir şirket Fidelity arkadaşlar. Fidelity'ye baktığımız zaman yaklaşık 11.3 trilyon dolarlık bir varlık bulunuyor kendi bütçeleri içerisinde. Burada özellikle bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri içerisinde bulunan emeklilik planları ile alakalı zamanında bir değişiklik yapmıştı Fidelity tarafı ve burada isteyenler için emeklilik fonunun %20'si kadarını Bitcoin'e çevirebilecekleri ile ilgili bir düzenleme yapmışlardı. İşte bu konuyla ilgili tam olarak ABD'li senatörlerin kripto paraların şu anki düşüşünden kaynaklı ve FTX'ten kaynaklı yaşanmış olduğu sıkıntıların hala devam edebileceği ve kripto paraların zemininin gerçekten kaygan olduğu ve buradaki zaten emeklilik fonlarında yaşanan ülkece bir fonda sıkıntı yaşanıyor şu an ABD'de onu da söylemiş olalım. Bunun kripto paralarla bağlantılı olacağını ve ilerleyen süreçlerde yatırımcıların zarara daha fazla uğrayabileceğini ve bunu gözden geçirmelerini istemiş senatörler bu taraf arkadaşlar. Burada özellikle açıklamalar kimden gelmiş diye baktığınız zaman yatırımcılardan geliyor bu açıklamalar ve deniyor ki şu an buradaki emeklilik fonlarında yaşanan sıkıntılar kripto paralardan kaynaklı değil gene geleneksel piyasalardan çıkan sıkıntılardan dolayı yaşanıyor. Bu yüzden siz kripto paraların peşinde koşmaya devam etmeyin bunu sıkıntıya sokmayın şeklinde yatırımcılardan açıklamalarda gelmiş dostlar şu an için Fidelity de önemli bir bakınız bizim için unsur özellikle ABD'deki emeklilik fonlarında yaygınlaşmaya başlarsa burada Bitcoin fonu gerçekten farklı senaryolar içerisine girebileceğimizi söylememiz mümkündür. Yine FTX olayından sonra arkadaşlar Binance Coinbase'i Hangi konuda geçti? Rezerv konusunda Bitcoin, en fazla Bitcoin'e sahip olan borsa hangisi diye baktığımız zaman öncelikle Coinbase'li şu an Binance borsası olarak karşımıza çıktı. Burada zaten e, bazı senaryoları da sizlere söylemiştim. Vadeli işlemlerde özellikle Binance ön plana çıkmıştı. %63'ünü eline almıştı. Spot tarafta da baktığınız zaman özellikle Binance'in de bu konuda ciddi oranlarda ön plana çıktığını bir tekerleşme içerisinde olduğunu söylememiz lazım. Tabii ki iyi bir borsa arkadaşlar fakat regülasyonlar ve regülasyonlara tabi olmadığı için mesela ülkemizde böyle bir durum söz konusu değil. Bu bakımdan kendimize her halükarda bu tarz bir borsa dahi olsa korumayı almamız gerekiyor. Yani sadece bu borsa içerisinde işlem yapmamız kesinlikle doğru bir hareket olmayacaktır. Bu bakımdan riskleri kesinlikle farklı mekanizmaları, platformları kullanarak bölmeniz elzemdir. Evet dostlar Quant Fury arayüzü Bitcoin'in analizine başlayacağız. Fakat başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bildiğiniz üzere sizlere demiştim daha önceden. Spot ve özellikle vadeli işlemlerimi artık Quant Fury içerisinde yapıyorum. Burada birçok özelliği ve güven veren altyapısıyla Bizlere Quantfree bazı avantajlar sunuyor. Burada özellikle baktığınız zaman yapmış olduğunuz spot ve vadeli işlemlerde herhangi bir işlem ücreti ödemiyoruz. Bu gerçekten önemli bir durum. Onun haricinde arkadaşlar gerçekten kullanıcı dostu bir platform. Bunun haricinde birçok regülasyonlara tabi ve yasal düzenlemelerle beraber işlemler yaptığı için burada yatırımcılarına güven veriyor ve hatta siz işlem yaparken sizleri uyarır nitelikte birçok işlemle sizin karşınıza çıkıyor. Ben bu çatı altındayım. Bundan sonra arkadaşlar bu bakımdan benimle aynı çatı altında olmak isteyen dostlarım varsa ve özellikle burada işlemlere başladığınız zaman yani QuantFury'ye ya benim referansım ile üye olduktan ve marjin işlemler kısmına ufak da olsa veya istediğiniz kadar bir bakiye yatırdıktan sonra 250 dolara kadar sizlere bir hisse veriyor veya kripto para veriyor. Bu da işin cilveli kısımlarından bir tanesi. Söylediğim gibi benimle aynı çatı altında olmak isteyen dostlarım varsa sizlere aşağıda referans linkim ile burada bekliyorum. Şimdi geçelim Bitcoin'in analizine arkadaşlar. Grafiğe baktığımız zaman ciddi bir pump yukarıya doğru birkaç saat öncesinden yaşadık ve hala genel gidişata baktığımız zaman düşüş trendi içerisinde olduğumuzu zaten görebiliyoruz arkadaşlar. Burada bakıldığı zaman yukarıda 16.300 ile 16.500 dolar seviyelerinde düşen trendimizin direnç bölgesi bulunuyor. Bunu geçer isek özellikle yukarıda bulunan şu 16.750 dolar seviyelerinin üzerine doğru bir kapanış gelirse 2-3 saatlik daha da yukarıya böyle 18.500 dolar seviyelerine doğru bir hareketlenme görebiliriz teknik olarak Bitcoin'in grafiğinde. Fakat hala baskı devam ediyor gördüğünüz gibi arkadaşlar dirençlerden aşağı doğru redler hala geliyor. Onun haricinde bakınız dünkü dün gece yapmış olduğu likidite hareketiyle beraber aslında yukarı doğru uzayabileceğinin de bizlere sinyallerini verdi. Şurada yapmış olduğu dibin altına doğru bir hareket yapması burada likiditenin alındığını ve fiyat hareketinin yukarıya doğru gitme meyili içerisinde olabileceğini bizlere gösterir nitelikte arkadaşlar. Her halükarda trend kırılımını bekleyip buna göre hareketlerimizi işlemlerimizi yapmamız lazım. En yakın destek 15.816, onun altında 15.477 dolar seviyeleri olarak hatırlatmış olalım. Geçiyorum Ethereum tarafına. Dostlar Ethereum'da bildiğiniz üzere bu temel haberlerini sizlere paylaştım. Majörde, globalde bazı kurumsalların satışları, short pozisyonları devam ederken balina kaynaklı spot alımlarında ciddi derecede fiyatı tuttuğunu bizlere söylüyor. Özellikle Dünkü dün geceki harekette 1070 dolar seviyelerinden yukarıya doğru bir tepki aldık ve şu an tekrardan 1120 dolar seviyelerinde bulunuyoruz arkadaşlar. Buralar direnç seviyeleri. Bunun üstüne atabilirse öncelikle 1171 ve sonra trend direnç bölgesi var. 1200 dolar bantları. Bunun üzerinde 1230 ve sırasıyla 1280 kısa vadeli hedeflerimiz bulunuyor diyebiliriz arkadaşlar. Kısa vadeli işlem düşünenler için 1100 dolar seviyesi de en yakın destek bölgesi olarak bizlere göz kırpıyor arkadaşlar. Yine short pozisyonlarının yoğunlukta olmasından kaynaklı eğer vadeli de işlemler devam ediyorsanız arkadaşlar benim sizlere söylemek isteyeceğim şey trendin tersine çok fazla işlem almamak. Güzel haberlerde çıksa tekniğin özellikle dönmesini, trendin dönmesini bekleyip ona göre eğer long alacaksanız long pozisyonu almak gerekiyor. Bu bakımdan direnç bölgelerinden short pozisyonlar almak şu durumda veya şu konjektürde gerçekten en iyi yapılabilecek bence iş arkadaşlar. Çünkü trend aşağı yapacak bir şey yok. Biz de trend ayak, trendi ayak uydurarak buna göre işlemlerimize devam edeceğiz. Bu arada Quantfury ile Canlı yayınlarımız yakında başlayacak. Sizlere detaylı ve güzel analizler burada yapacağım arkadaşlar. Birlikte işlemlerde alabiliriz. Şimdiden sizleri bu çatı altına girmeyi bekliyorum. Aşağıda referans linkim söylemiş olduğum gibi sizleri bekliyor. Evet son olarak Matik Polygon'u sizlere göstermek istiyorum. Özellikle dün bir tweet atıldı. Matik Polygon Twitter'ından ve bugün sürpriz bir kararın verileceği söylendi arkadaşlar. Buna bağlı olarak destekten bir tepki alarak yani 0.76 seviyelerinden bir tepki alarak yukarıya doğru bir pump yaşadık ve şu an teknik olarak da grafiğin gerçekten iyi yerlerde olduğunu, düşen trendin burada görmüş olduğunuz gibi yukarıya doğru breakout edildiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunlar güzel konular olarak teknik anlamda karşımıza çıkıyor. Fakat Fibonacci 0236 seviyelerinde görmüş olduğunuz gibi şu an bir takılma var. Buranın üzerine yani 0.85'in üzerine atabilirse fiyat direkt 0.92 seviyelerine doğru hareketlenir arkadaşlar. Aslında buradaki düşen trendin bizlere yükseliş bazı işaret etmiş olduğu seviyeler ortalama burada baktığınız zaman 1 dolar seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Her halükarda stopsuz işlem yapmayalım. En yakın destek seviyemiz 0.83'tür. Buna göre hareketler daha mantıklı olacaktır. Peki kıymetli dostlar, anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.